Kumpas olduğu ortaya çıkan Ergenekon davaları geçen hafta noktalanmıştı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede eski hakim ve savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır ve Birol Bilen hakkında 8 yıldan 42 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi. Bu isimlerin 2007'de Malatya Zirve Yayın Evi'nde yapılan katliamla ilgili davayı Ergenekon'a bağlamaya çalıştıkları anlatıldı. İddianamede şu ifadelere yer verildi. Şüpheliler aynı amaç doğrultusunda hareket eden polislerle işbirliği yaparak FETÖ ile mücadele eden askerleri bir şekilde dosyaya dahil ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı darbe girişiminin ilk adımını attılar. Sahte delilleri ihbar mektuplarına dönüştürdüler. Hiçbir somut ve delil veya gerekçe göstermeden her konuda yetkisiz olmalarına rağmen bir kısım müştekiler hakkında haksız yere tutuklama kararı verdiler. Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, ekonomik, askeri ve idari mekanizmasına yön veren kadroları ele geçirip etkisiz hale getirerek Türk Devleti'nin varlığını tehlikeye düşüren FETÖ'ye üye oldukları tespit edilmiştir. Sizin sebebi nedir? İddianamede eski savcı Zekeriya Öz ve Cihan Kansız'ın sahte belgeler, raporlar ve yasa dışı vaatlerle ürettikleri yalancı gizli tanıklarla Zirve Yayın Evi cinayetini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları ve görevlileriyle ilişkilendirmek için kumpas kurdukları ifade edildi. Tamam arkadaşlar, tamam. Bak. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve eski Malatya Jandarma Komutanı Mehmet Ülger dahil 13 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame Bakırköy Ağ Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.